sizlere bu görmüş olduğunuz limonlu minik cüzdanın yapılışını anlatıyor olacağım. Dilerseniz bunu tığ çantası olarak da kullanabilirsiniz. İçi bu şekilde fermuarlı ve astarlı yapmış oldum ben. Fermuar ucuna bakın bu şekilde de küçük limon da yapmış olduk. Bunu dilediğiniz meyve şeklinde örebilirsiniz. Hemen bir tane örnek göstermek istiyorum. Ben bunu çok önceden örmüştüm, karpuzlusu. Bunu da yapmak isterseniz yine aynı şekilde örüp sadece şurada minik çizgilerimiz var, siyah noktalarımız var. Bunları da yapabilirsiniz. Bunun da yine içi astarlı ve fermuarlı. Ben bunu tığ çantası olarak kullanıyorum. Çantama minik bir şeyleri koyacağım zaman kullanıyorum bunu. Bunun da ucuna yine küçük karpuzunu yapmıştım. Bakın çok güzel. Zaten bu mini bunun yine orta kısmının küçük hali olmuş oluyor. Zaten bütün detayları videoda anlatıyor olacağım. Şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde koton ip tercih ettim. Sarı renkte limon yapacağımız için. Şimdi ilk sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpime uygun olarak da 3,5 numara tığ kullanacağım. Şimdi şu şekilde parmağıma ipimi doladım. Tığımı arasından geçiriyorum. Bir tane bu şekilde sık iğne yaptım. Hemen sihirli halkamın içerisine batıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda iki tane ip var. İkisini bir çıkarak sık iğne yaptım. Tekrar batıyorum. Bir tane daha sık iğne yaptım. Bu şekilde toplamda 6 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra şu kısa kalan ipimizi çekiyoruz. Ve bu orta sihirli halkamızın içerisini kapatmış olduk. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bu şekilde arkada kısa kalan ipimi de yürüteceğim. Ve burada tekrardan bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Böyle yaptığımızda kaydırma yapmamamız gerekiyor bu sırada. Bu şekilde yaptığımızda bir üst sıraya çıkmış oluyoruz. Hemen yer belirleyicimi yaptım. En son sık iğnenin içerisine taktım bu şekilde. Şimdi ikinci sıramızda bu 6 tane sık iğnemizin hepsine çift batarak 12'ye çıkarmış olacağız. Yani bu yaptığım sık iğnenin içerisine tekrar batıyorum aynı noktaya ve ikinci kez bu şekilde sık iğne yapmış oldum. Hemen yandaki şu şekilde yapayım. Hemen yandaki sık iğnenin içerisine batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini bir çıkıyorum. Hemen yandaki sık iğnenin içerisine battım. İpimi çektim. İkisini bir çıktım. Şeklinde her sık iğnenin içerisine çift batıyorum bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar hepsini çift batalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Hepsini çift batarak tamamlamış oldum. Şimdi yer belirleyicimi çıkardım. Çıkardığım noktaya batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Ve yer belirleyicimi en son yaptığım sık iğnenin içerisine takıyorum bu şekilde. Şimdi bu sırada bir tane tek bir tane çift yapacağız. Yani birinci tekimizi yapmış olduk. Hemen yandaki sık iğnenin içerisine geçiyorum. Burada çift batıyorum. Şimdi bir tane tek bir tane yan tarafa geçtim. Çift batıyorum. Hemen yanına geçiyorum. Bir tane tek yanına geçiyorum. Çift batıyorum. Yanına geçiyorum. Bir tane tek yanına geçiyorum. Çift batıyorum. Bakın bu şekilde çift battım. Şimdi sıra sonuna kadar bir tane tek bir tane çift yaparak tamamlayalım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın bu şekilde en son çifte bitirmiş olduk. Yine yer belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkardığım noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu benim birinci tekim oluyor. Şimdi yandaki sık iğnenin içerisine ikinci tekim. Hemen yanına geçiyorum. Çift batıyorum. Bakın bu şekilde. Bu sırada da iki tane tek. Hemen yanına geçiyorum. Bir tane çift yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir tane tek. Yanına geçiyorum. İkinci tekim. Yanına geçiyorum. Çift batıyorum. Aynı sık iğnenin içerisine çift batmış oldum. Şimdi bir tane tek yanına geçiyorum. İkinci tekim. Yanına geçiyorum. Çift batıyorum. Şeklinde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Hep aynı işlemi tekrar ederek son ilmeğimiz yine çift olmuş oldu. Şimdi yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane tek yapıyorum burada. Ve çıkardığım bu sık iğnenin içerisine yine yer belirleyicimi yerleştirdim.
Şimdi yanına geçiyorum. İkinci tekim, yanına geçiyorum. Üçüncü tekim. Bu sırada da 3 tane tek, 1 tane çift yapacağız. Hemen yanına geçtim. 1 tek, yanına geçtim. 2. tek, yanına geçtim. 3. tek ve yanına geçiyorum. Çift batıyorum. Şeklinde bu sırayı da tamamlayalım. 3 tane tek, 1 tane çift yapacağız. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Yine yer belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkardığım noktaya bir tane sık iğnemi yaptım. Birinci tekim. Hemen yanına geçiyorum. İkinci tekim. Yanına geçiyorum. Üçüncü tekim. Yanına geçiyorum. Dördüncü tekim. Yanına geçtim. Hemen çift batıyorum. Yani bu sırada da 4 tane tek, 1 tane çift yapacağız. Umarım burası anlaşılmıştır. Hep teklerimizi arttırarak bir üst sıraya çıktığımızda, işte burada 4 tane tek, 1 tane çift yaptık. Bir üst sıraya çıktığımızda 5 tane tek, 1 tane çift yapacağız. Bir üst sıraya çıktığımızda 6 tane tek, 1 tane çift yaparak bunları istediğimiz uzunluğa gelene kadar örgümüzü öreceğiz. Evet, ben bu şekilde 23 sıra boyunca öreceğim. Buradan saymaya başlayabilirsiniz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sıramızdayız şu anda. 23 sıra boyunca hep teklerimi arttıracağım. Çiftlerimi zaten 6 sık iğne başladığımız için her sırada 6 tane bu şekilde arttırmamız olacak. Bakın zaten 1. arttırmamız, 2. arttırmamız, 3. arttırmamız, 4. 5. ve son yaptığımızda burada 6 tane arttırmamız olacak her sırada. Evet, bu şekilde ben örgümü istediğim uzunluğa gelene kadar örüyorum. Teklerimi her sırada arttırıyorum birer defa. Evet, örgümü istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm ben. Bakın bu şekilde en son sıramda da 20 tane tek, 1 tane çift yapmışım bu şekilde. Siz de dilediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örebilirsiniz. Santim ölçüsü de vereyim fikir olması açısından. Belki bu uzunluk sizin için yeterli değildir. Daha büyütebilirsiniz. Bakın toplamda 21 santim uzunluğunda bir örgü parçası elde etmiş oldum. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Bir sıra hiç arttırma yapmadan dümdüz beyaz ipimizle örgümüzü öreceğiz. Bakın şu şekilde başlıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Sıkıştırıyorum iyice. Şu bitirdiğim noktadan başlıyorum. Bakın direkt. Burada bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına geçiyorum. Şu kısa kalan ipleri de arada yürütüyorum. Bakın bu şekilde her bir sık iğnenin içerisine birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Arttırma yaptığımız noktaya geldiğimizde yine birer defa batarak örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Hemen bir tane göstereyim. Arttırma noktasını. Evet, bakın burası mesela arttırma noktası. Hemen oraya bir tane batıyorum. Yanına geçiyorum. Bir tane batıyorum. Yanına geçiyorum. Bir tane batıyorum. Şeklinde her bir sık iğnenin içerisine birer defa batıyoruz. Farklı bir şey yapmıyoruz. Normal örgümüzü örüyoruz. Aşağıda ördüğümüz gibi. Bakın bu şekilde gayet güzel olacaktır. Bir sıra arttırma yapmadan örelim. Sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Her birine birer defa batarak sık iğne ördük. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde ilk yaptığımız sık iğnenin içerisine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bu çektiğim ipi direkt tığdaki ipten çıkartıyorum. Bir tane de zincirimi de çekiyoruz burada. Şimdi beyaz ipimizi kesiyoruz. Ve sarı ipimizi tekrar alıyoruz. Bir sırada sarıyla geçeceğiz. Kenar geçeceğiz yine. Yine arttırma yapmadan dümdüz öreceğiz. Farklı bir şey yok. Yine sık iğneler halinde örmeye devam edeceğiz. Bir tane bu şekilde zincirimi çektim. Hemen bakın bitirdiğim noktanın yanından başlıyorum. Bu sefer bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde hemen yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçtim. Bir sık iğne yaptım. Şeklinde her bir sık iğneye bakın yine bir defa batıyorum. Arttırma yapmıyoruz yine. Bir sıra bu şekilde örelim. Evet, gösterdiğim şekilde bu sırayı da bir sıra örmüş olduk. Bakın birine birer defa batarak sık iğnelerimizi yaptık. Yine başta yapmış olduğum sık iğnenin içerisine battım. İpimi çektim ve bir tane zincirimi çekiyorum burada.
ve artık örgümüzü bitirdik. İpimi kestim. Şimdi toplam uzunluğunu da vereyim santim ölçüsü olarak, çünkü iki sıra düz bir şekilde ördük. Boyda değişme olmuştur. Şöyle ölçtüğümüzde toplamda 23 santim uzunluğunda bir örgü parçamız olmuş oldu. Şimdi ne yapacağız? Hemen örgümü ikiye katlayacağım. Bakın bu şekilde. Hatta bu tarafı uca getirmek istiyorum ben. Bakın cüzdanımız bu şekilde duracak. Evet, astarlama yapmadan önce bu işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi beyaz ipimi bu şekilde yün iğnesine geçirdim. Şimdi dilimler yapacağız. Şöyle ortadan batıyorum. Bakın ikiye katladıktan sonra şöyle göz kararı ortadan çıktım. Evet, şimdi ortadan battım. Bir tane buraya, bir tane yukarıya, bir tane de bu tarafa doğru 3 tane çizgi yapacağız. Şöyle de ayarlayabilirsiniz göz kararı. 1, 2 ve 3. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz yerlerinizi. Ben dediğim gibi göz kararı yapacağım. Şimdi şuradan çıkıyorum. Bakın bu şekilde bir tane çıktım. Hemen şu noktaya alttan geri geliyorum. İlk noktaya bakın göstereceğim. Şu noktaya içten geri geldim. İlk yaptığımız noktaya. Çok da sıkıştırmayın. Formu bozulmasın. Şöyle elimle düzeltiyorum. Şöyle biraz şu ucu çıkartayım. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra şimdi aynı hizada şöyle bakıyoruz. Evet, bu nokta. Tam orta noktasına batıyorum. Evet, iyice yerleştirdim. Tekrardan en alt noktaya geri geliyorum. Ve bu orta noktadan geri çıktım. Tekrar şimdi elimle düzelteceğim. Bakın bu şekilde düzelttikten sonra son çizgimizi yapacağız şimdi. Hemen yine bakıyorum. Buradan aynı hizaya gelmesini istediğim için şu noktaya batacağım. Evet. Bakın bu şekilde çıktım. Şimdi tekrar orta noktasına geri geliyorum. Bakın bu şekilde orta noktasına geri geldim. Ve iyice sabitlemiş olacağız. Şimdi geri batıyorum içeriye. Bakın iyice düzeltiyoruz. Bir tane içeriden düğüm atacağım. Sabitleyebilmek için. Şu şekilde içeriden bir tane düğüm attım ve artık ipimi kesiyorum burada. Evet, dilim kısmımızı da yaptıktan sonra şimdi astarlama ve fermuar işlemi geliyor. Bu şekilde astarlık kumaş kullanacağım ve fermuarım var. Şimdi astarımı şu şekilde yerleştireceğim. Ve etrafından fazlalığı keseceğim. En son bakın şöyle içini, iç tarafına getiriyorum. Bakın bu şekilde de ölçü alabilirsiniz. Şimdi dikiş payı bırakarak şuradan kesme işlemi yapacağım. Evet, astarımı da bu şekilde ölçüsünü alarak kesmiş oldum. Şimdi fermuarımı buraya yerleştireceğim. Ve bu kısmı içeriye doğru kıvıracağım. Hem fermuarımı dikeceğim hem de astarlama işlemini yapacağız. Bakın şu şekilde dikiş paylarını içeriye doğru kıvırıyorum. Şöyle birer santim içeriye doğru kıvıracağım. Ve hem de fermuarımı da dikeceğim. Bakın şöyle iğne iplik yardımıyla ince bir dikiş yapacağım. Farklı bir şey yok. Evet, bakın şu şekilde tutacağım. Bunu dikmek benim için masada biraz zor olacak ama yine de biraz göstermek istiyorum fikir olması açısından. Şimdi bir ucunu şu şekilde tutuyorum. Fermuarımın. Bakın iç kanada doğru çeviriyorum. Ve çevirirken de içeriden astarı da tutuyorum. Ve bu şekilde hem dikip
Hem de astarlama işlemini yapmış olacağım. Şimdi şu uçtan başlayacağım. Bakın hem astarlama hem fermuar işlemini bu şekilde yapmış oluyorum. Bakın dediğim gibi masada benim için bu işlem biraz zor. Ama yine de gösteriyorum bir kısmını. Devamını tamamlayıp geliyorum. Evet, astarlama ve fermuarlama işlemlerini tamamladım. Bakın şu şekilde göstereyim. Gayet güzel oldu. Şimdi geldi küçük limonu yapmaya. Onu da şu şekilde yapacağız. Yine sihirli halka ile başlıyoruz. Hemen söyleyeyim, ben ördüm. Sihirli halka ile başlıyoruz. Yine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonrasında bir üst sıraya çıktığımızda yine çift batıyoruz. Burada yapmış olduğumuz gibi aynı işlemleri burada da tekrarladım. Şöyle göstereyim. 6 tane sık iğne, hepsini çift battık, 12 oldu. Sonra daha sonrasında bir tek bir çift battım. Daha sonrasında da 2 tane tek bir tane çift battım. Beyaz renk ve yine son sarı rengimde, yani son 2 sıramda yine düz bir şekilde ördüm. Bakın bu şekilde ikiye katlıyoruz. Buraları ekstra göstermedim, zaten ilk yaptığım büyük çantanın yani limonla aynı yapmış olduk. Şimdi son sırayı da bakın şu şekilde kapatacağız. 2 ilmeği bir alıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bakın bir ilmek buradan aldım, bir ilmek arkadan aldım, ikisini bir çıktım. Bir ilmek buradan alıyorum, bir ilmek arkadan alıyorum, ikisini bir çıkıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde kapatalım ağzını. Bakın. Evet, sıra sonuna kadar geldim ve kapatma işlemini yaptım burada. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Yine burada çizgiler yapacağız. Şurada yapmış olduğumuz gibi beyaz ipimizle çizgiler yapacağız. Onu da şu şekilde yapıyorum. Bakın şu ortadaki sihirli halkanın içerisinden batıyorum. Karşıya çıkışımı yaptım. Bakın bu şekilde ipimi uzun bıraktım. Şimdi tekrar batıyorum aynı noktaya ve aynı noktadan tekrar çıkıyorum. Bakın şu şekilde bir tane çizgimizi yapmış olduk. Şimdi bu çıktığım noktadan şöyle yan tarafa geçiş yapacağım. Yan tarafa geçiş yaptım. Şimdi buradan da aşağıya geri sihirli halkanın içerisine tekrar batıyorum. Ve batarken de tam şuradaki noktadan çıkıyorum. İlk yaptığım çizginin hemen yan tarafından çıkıyorum. Ve üçüncüyü de yapmış olduk. Bakın bu şekilde tekrar birinci noktaya battım. Yani sihirli halkanın olduğu yere batıyorum. Son yaptığım yerden çıkıyorum. Bakın bu şekilde limonumuzu yapmış olduk. Küçük limonu. Şimdi tekrar battım ve ortaya geri çıkış yapıyorum. Burayı kilitleme yapacağız. Bakın bu şekilde küçük limonu da yapmış olduk. Şimdi bu iki ucu da birbirine bağlayıp düğüm yapacağım. Ve iç kısma makasımın ucuyla yiteceğim. Şimdi fazla iplerimi kesiyorum. Şimdi makasımın ucuyla bu düğüm yerini içeriye doğru yitiyoruz. Bakın bu şekilde çizgilerini yapmış olduk. Şimdi burada sarı rengimden biraz pay bırakacağım. Şu şekilde ipimi çıkartıyorum. Şimdi şu şekilde takı aparatı olan hani kanca klips ayarladım. Ucuna da bir tane şu şekilde halka geçirdim. Şimdi bu ayırdığım ipi limona bunu sabitleyeceğim. Bakın şu şekilde sabitliyorum. İçeriye doğru yürütüyorum iğnemle. İyice sabitledikten sonra burada ipimi keseceğim. Evet, bakın bu şekilde ayarladıktan sonra şurada fazla kalan ipimi de kesiyorum ve bitirmiş olduk artık. Bunu da şu şekilde fermuar ucuna takıyorum. Evet, bakın bu şekilde takmış oldum. Çok güzel oldu. Bir de şunu da göstermek istiyorum.
Dilerseniz bu şekilde karpuzda da yapabilirsiniz. Hemen bunun da tarifini veriyorum. Yine aynı şekilde ördüm bunu da. Sihirli halka ile başladık. İstediğim uzunluğa gelene kadar teklerimi arttırdım. Çiftlerim zaten her sırada üst üste geliyor bu şekilde. Yine her sırada 6 tane arttırmamız olacak. Daha sonrasında en son artık boyu yeterli dediğiniz noktada bir sıra beyaz, bir sıra yeşil örmüş oldum. Bunun da küçük yine versiyonunu da yaptım bu şekilde. Bunu çok kullandım, artık yıpranmış. İçi de bu şekilde fermuarlı ve astarlı. Bunu bir tık daha küçük yapmıştım limona göre. Bakın bu şekilde istediğiniz meyveleri rengarenk yapıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet, cüzdanımın yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız aşağıda Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Beni oradan takip edebilirsiniz. Evet, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.